Konuğumuz medikal estetik hekimi Doktor Şafak Göktaş. Hoş geldiniz hocam. Merhaba, hoş bulduk. Şafak Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam, son yılların e, trend e, yükselişte olan uygulaması mezoterapi. Bugün sizinle de mezoterapi konuşacağız. Çünkü siz hem intaniye e, hekimisiniz, enfeksiyon evet. e, hastalıkları uzmanısınız, hem de medikal estetik e, hekimisiniz. Doğru. Ve mezoterapiye de gönül vermiş bir hekimsiniz. Evet. Şimdi e, mezoterapide e, yapıla gelen birçok uygulamanın yanı sıra e, bu uygulamaların içerisinde kimyasal tepkimeler açısından e, elde edilen sonuçlar yönüyle en çarpıcı sonuçları enzimatik uygulamalarda alıyoruz. Yani enzimatik derken sevgili seyirciler e, hocalarımızın e, oluşturduğu bir formülle değil özel e, pH değerleri ayarlanmış formülasyonlarla ama tekniği burada farklı öne çıkıyor. Bu tekniklerle yüz ve vücut şekillendirmeleri yapıyoruz hocalarımız. İşte Şefak hocamız da bu konuda öne çıkan isimlerden. Bize enzimatik lipolizin ne olduğunu tanımlar mısınız? Sonrasında nerede kullandığınızı size sorgulayacağız. Tamam. Hocam. Çok teşekkürler aslında. çok güzel özetlediniz. 1950'li yıllarda ilk çıkan bir şey aslında. lipoliz özellikle enzimatik lipoliz ve mezoterapi diyelim. Mezoterapi'ni birçok yerde kullanıyoruz. Bu Saç olabilir. Saç güçleştirmede, son senelerde dökülmüş olan saçların yeniden çıkmasında, mevcut olan saçların daha gür ve kalın çıkmasında. Yüzde kullanabiliyoruz. İnce kırışıklıklarda, lifting yapmak için, yüzü yukarı doğru çekmek için, leke tedavisinde oldukça sık kullanılıyor ve çok da başarılı sonuçlar alınıyor. Ve e, diğer yönü de enzimatik lipoliz dediğimiz yağ parçalama için kullanıyoruz. Son yıllarda özellikle sizin de bahsettiğiniz gibi bu formülasyonlarda, e, değişiklikler oldu. Benim de e, Dünya Mezoterapi Derneği Başkanı Luke Devandre vardır. Çok meşhur. Onunla evet. kısa bir süre çalışma şansım oldu. E, onunla çalıştıktan sonra o formülasyonlarda ufak o trik noktalarını öğrendikten sonra sonuçlarımız daha başarılı hale gelmeye başladı. Evet sevgili seyirciler, mezoterapiyi dünyada temsil eden, o büyük organizasyonun başındaki e, Hocayla çalıştığı için Şafak hocamıza sormak istiyoruz. Bize bu sırlardan bahseder misiniz? <laughs> Farklı olarak, teknik olarak neler keşfettiniz ve Türk hastalarımıza bunları ne şekilde uyguluyorsunuz? Evet aslında yani bizim daha önceden Luc ile konuşmadan önce kullandığımız enzimler de aynıydı aslında. Benzerdi ama oranlarda farklılık var. Ne kullanıyoruz önce onlardan bahsedeyim isterseniz kısaca. Kolejenaz yani bu enzimatik Dememizin sebebi içinde kolajenaz ve hiyarindaz olması. Ee, bu sarkmayı engelliyor. Tam tersine toparlama yapıyor. Hastalarımız onu çok soruyor mesela. Bize de internetten çok soru geliyor. Ee, diyorlar ki lipoliz yapıldıktan sonra ekstra bir sarkma olur mu? Tam tersine kolajenaz enzimi kullanıldığı için, hiyarindaz enzimi kullanıldığı için orada bir toparlanma oluyor. Bunun dışında fosfatidilkolin ve deoksikolik asit kullanıyoruz. Bunlar nedir? Soya bitkisinin özü. Soyayı biliyoruz uzak doğuda çok fazla evet. kullanırlar. İşte Çin, Japonya evet, evet. gibi ülkelerde. Hepsi de bir kalem gibidir o evet. uzak doğuların hepsi de böyle biblo gibidir. Doğru kolay kolay. Sırları soya da mıymış hocam? Soya evet. Yakaladık sevgili seyirciler. Buradan soya kullanımı artacak herhalde konuşmadan inşallah. sonra. E, soya ekstresini kullanıyoruz. Lekarnitin var. Sporcular kullanır özellikle. Yağ yakımını hızlandırıyor, metabolizmayı hızlandırıyor. E, ve kafein var. Bunları zaten biz kullanıyorduk ama farklı oranlarda kullanıyorduk. Ee, Luke hocayla konuştuktan sonra oranlarımızı değiştirdik. Ufak triklerle daha başarılı sonuçlar almaya başladık. Peki hocam enzimatik lipolis e, çok güzel anlattığınız ağrılı mıdır? Sonrasında yapılacak herhangi bir koruması bir işlemi var mıdır? Yani lokal iğne girerken nasıl botoksta e, mezoterapide ufak Böyle sinek ısırması gibi diyelim. O tarz acılar oluyor tabi ama bunlar dayanılacak şeyler değil. Bu futbolcuları sıkılan soğutucu spreylerimiz var. Bol bol ondan sıkıyoruz ki hastalarımız iğne acısını hissetmesin diye. Sonrasında tabi dikkat edilmesi gereken şeyler var mutlaka. Biz hastalarımızdan biraz sert bir yürüyüş programı veriyoruz. Sert dediğimde aslında günde bir saat. Aslında hepimizin yapması gereken şeyler bunlar. Günde bir saat tempolu yürüyüş Postacı yürüyüşü diyoruz <laughs> bu. Kemal Sunal yürüyüşü de. Yani ellerin elleriyle beraber. Aynen yapılan. ellerle beraber. Amaç metabolizmayı <laughs> hızlandırmak. Nabzı yüz civarında yüzün üstüne çıkarabilmek. Bu bir de bir diyet programı veriyoruz. Ketojeniye yakın ama ketojenik kadar sert bir diyet programı değil. Mezoterapi ile en iyi uyumlu olduğu bilimsel olarak gösterilmiş diyet programını veriyoruz. Neler yemeyecekler mesela? bu diyette? Mesela pasta börek o karbonhidrat ağırlıklı yemek yok neden? Çünkü hareket ederken vücut ilk önce karbonhidratları yakar, sonra yağları, sonra da kasları yakar. Biz burada karbonhidratı az tutunca direkt olarak vücut yağları yakmaya başlıyor. Avantajı da şu, kastan erime olmuyor. Zaten öncesi sonrası o detaylı e, aletlerle ölçüm yapıyoruz. Bu yağ oranı diyelim, bu kas oranı diyelim. Hastada yağ oranı azalırken kas oranı artıyor. Bunu net olarak hastaya bir ay sonra gösteriyoruz. Peki hocam bu güzel anlatımımızdan sonra enzimatik lipoliz her bölgede kullanılabilir mi? Vücudumuzun her bölgedeki yağlanmasını bununla giderebilir miyiz? İşte biz trik noktalarını merak ettik. Hocam işte geldik o trik <laughs> noktalarına. <laughs> ee, evet sevgili seyirciler <laughs> az sonra Şafak Göktaş hocam bize trik noktalarını anlatıyor efendim. Alalım size. Evet aslında yağ olan hemen hemen her bölgeyi kullanabiliyoruz. Neler bunlar? En çok tabii sizin de tahmin ettiğiniz gibi karın çevresi şu yanda aşk tutamaçları denilen evet, yerde yani de... simit bayağı dedi simit. simit ama aşk tutamacı. <laughs> aşk tutamacı. Evet simitlere çok yapıyoruz. Ondan sonra kadınlarda özellikle basen problemi çok oluyor. Bir de bizim Türk kadın tipinde basen maalesef birazcık problemli bölgelerden bir tanesi. İç bacağı çok yapıyoruz. Hı hı. sonrasında kollar, kolda bu sarkan bölgelere, koltuk altı kenarına, arkada sütyen bölgesine ve bunun haricinde bir de sık olarak yaptığımız gıdı var tabi. Gıdı bir de e, bizim buldok diye tabir ettiğimiz, buldok mezoterapisi diyorum hatta ben ona. Bu buldokları yapıp buradaki yağları e, parçalıyor ve biraz da sıkılaştırıyor. Peki hocam e, enzimatik lipolizi e, biz bölgesel yağlanmalarda kullanıyoruz. Aynı zamanda sellüt tedavisinde de e, kullanıyoruz. E, uygulama sürecini anlatabilir misiniz? Nasıldır? Tabii önce enzimatik lipolizde şunu da ekleyeyim. Neyse bir seans veya iki seans uygulamak genelde yetiyor. Üç seansa kadar çıktığımız hastalar oluyor ama bir iki seansla artık hı hı. Bir yeni formülasyonla beraber çok etkili sonuçlar alıyoruz gerçekten. Ee, ne süreyle yapıyoruz? Enzimatik lipolizden bahsediyorum. Ee, bir enzimatik lipoliz 4 ila 6 hafta boyunca hı hı. yağ parçalanması devam ediyor. O yüzden hastamızı bir ay sonra kontrole çağırıyoruz. Selülite gelince, selülit de aslında bir nevi cilt altındaki yağ dokuların e, düzensiz oluşumu demek. Orada zaten çökükleri görebiliyorsunuz. O noktalar belirleniyor. O noktaların içine yine mezoterapi tekniği ile beraber yağ parçalayıcı enzim uyguluyoruz. Ee, parçalanan yağ hücreleri e, yine idrarla atılıyor. Tabi onda biraz daha fazla seans gerekebiliyor. Selülit biraz daha zordur tedavisi. O yüzden 4-5 seansa kadar çıkabiliyoruz selülit tedavisinde. Onu da 15 gün arayla yapıyoruz genelde. Peki selülit tedavisinde biz biliyoruz ki evre 1, evre 2, evre 3 diye ilerleyen, e, hafif orta ağır şekillerde bulunan evet. hatta ilerli ilerleyen aşamalarında bastığınızda, dokunduğunuzda ağrılar hissedeceğiniz kadar ileri Çok doğru. dolaşım bozuklukları olan tablolar da var. Evet, kesinlikle. Şimdi bu tabloları giderebilmek amacıyla e, sadece enjeksiyon yeterli olmayabilir. Doğru. Başka kombinasyon yapacağınız cihazlarla yaptığınız enzimatik lipolizde uyum sağlayabiliyor mu hocam? Evet yani şöyle ben daha çok evre 1 evre 2'lere müdahale etmeyi doğru buluyorum. Eğer olay biraz daha ciddi ise bir meslektaşıma kalp damar cerrahisine yönlendiririm dolaşım problemini çözülebilmesi. Doğru. Açısından. Genelde altta bir dolaşım problemi yatıyor. E, o yüzden ileri vakaları genelde meslektaşlarıma yönlendiriyorum. Ama cihazlarla kombinasyon yapabiliyoruz evet. Yani mezoterapi artı cihaz kombinasyonu hem enzimatik lipolizde hem de selülit tedavisinde yapılabiliyor. E, bu arada eklemek istediğim bir şey daha var. Bu bahsettiklerimiz, konuştuklarımız. E, ben hem gelmeden önce de e, tabi bu bilimsel araştırmaları okuyorum hem de e, İtalya'da yurt dışında bir master programı yapıyoruz. Medikal estetik master programı. Onda da bize tabii bayağı ağır konular veriliyor. Benim konularımdan bir tanesi de buydu. Enzimatik lipolizle ilgili bilimsel yayınlardı. E, çok fazla bilimsel yayın var. İşte bizim New England Journal of Medicine dediğimiz veya PubMed'de e, enzimatik lipolizle ilgili çok fazla yayınlar. E, bu yayınlara dayanaraktan konuşuyoruz bunları. E, bilimsel dayanağının olduğunu da eklemek istedim. Çok da e, iyi yaptınız. Çünkü ülkemizde e, 2014 yılında yayınlanan e, yönetmelikle hayatımıza gelen e, mezoterapi kavramı e, dünya genelinde uzun yıllardan beri, 1952 yılından beri bir kabul edilmiş yöntem ve prosedür olarak e, yerine aldı. Uygulama pratiğinde yerini aldı. E, Profesör Doktor Luc de Vendere ile de sizin yaptığınız çalışmalar hepimizi ayrıyeten mutlu etti. Çünkü o... Yapılan ileri düzey çalışmaların ülkemize yansımasının uygulamalarda karşılaşılacağı güzel sonuçlar hepimizi de son derece mutlu etti. Peki son olarak bu uygulamaların enzimatik lipoliz uygulamalarının pahalı veya ucuz olup olmadığını sormak istiyorum. Bütçeyi sarsar mı? Klasik olarak her yeni yöntemde merak edilen konu budur. Doğru. Sarsar mı bütçeyi hocam? Mezoterapinin en güzel özelliği bu bence. Ee, hepsi ulaşılabilir olması. Saç da öyle, yüz de öyle, enzimatik lipoliz de öyle. Kesinlikle ulaşılabilir. Yani kıyaslama yapmak istemeyiz tabii ama çok fazla bu e, ameliyatla kıyasladığında ona göre çok çok daha erişilebilir. Daha uyu, uyu, ama bu, ameliyatla yapılan estetik uygulamalar şey, tabii. farklı kategorilerde. Doğru. Daha keskin, daha e, geniş açıyla, geliş çapta yapılan uygulamalar. Ancak ameliyatsız estetik dünyası da gün geçtikçe yol Kat ettiğini de altını çizmek isteriz. Tabii hem o hem de artık eskisi kadar ulaşılmaz şeyler değil bunlar. Bunu düşünün bir 20 sene önce botoksu dolguyu sadece ünlüler yaptırabilirken şu anda artık herkes yaptırabiliyor. Kullanımın... Kendini ünlü istedin herkes yaptırabiliyor. <laughs> Doğru. Kullanımın yayılmasıyla beraber fiyatlarda oldukça makul hale geldi. O yüzden özetle ulaşılabilir diyebiliriz. Evet. Doktor Şafak Göktaş'a çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bursa'dan bir konumuz var efendim. Doktor Özgür Akdemir Erdem var efendim. Çok yaşa devam ediyor.